Evet abi sana sonuna kadar katılıyorum. Bu ülkedeki Suriyeli mülteciler gerçekten bir problem ve bunun üzerine eğilmemiz lazım. Çözüm önerileri üretmemiz lazım. Ve bence senin bu konuda bir şeyler söylemen, bu konuyu dillendirmen de oldukça değerli. Ama çözüm önerin ne? Çünkü günün sonunda gidip insanları sokakta dövmek bence pek bir şey çözmeyecek. Biz Türk olduğumuz için bu topraklar bize ayrı abi. Şimdi biz geldik buraya, normal abi. Türkiye'de yaşıyoruz ve Türkiye'de yaşamanın bize öğrettiği bir şey varsa, o da Türkiye'de yaşamanın bazı negatif sonuçlarının olduğudur Sık sık hatta bunlarla karşılaşıyoruz ve bu yakın vaktinde, bu haftanın da kötü haberi bize Kayseri'den geldi. Kayseri'de bir Suriyeli bir çocuğu almış ve onu istismar etmiş. Bunun üzerine de Kayseri'deki halk buna bir tepki olarak sokağa çıkmış, Suriyelilerin ağırlıklı olarak bulunduğu bir mahalleye gitmiş ve orada onların canına ve mülküne kastetmiş, zarar vermiş ve bu olay sadece Kayseri ile de sınırlı kalmadı. Bunun haberi tüm Türkiye'ye yayıldı. Eminim siz de biliyorsunuzdur. İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin değişik yerlerinde buna bir tepki konuldu. Şimdi şunu söylememe izin verin. Türkiye'de Suriyeli mültecilerin bulunması bir problem. Bunun birçok sebebi var. Bu insanlar bizden çok apayrı bambaşka bir kültüre sahip. O yüzden bizim normlarımızı, bizim kurallarımızı bilmiyorlar. Orada normal olan bir şey burada anormal olabiliyor ya da tam tersi ve bu bizim için sıkıntılar yaratıyor. Benzeri bir şekilde bu insanların legal açıdan takibini sağlayamıyoruz. Sınırdan geliyorlar bir şey yapıyorlar ya da yapmamış oluyorlar. Birlerini öldürmüş olabiliyorlar, öldürmemiş olabiliyorlar. Biz bunun takibini hiçbir şekilde sağlayamıyoruz ve Belki %99'u, %95'i, %90'ı masum olan bir toplum içerisinde aynı zamanda işlerinde suçlular da geliyor ve biz bunların takibini hiçbir şekilde sağlayamıyoruz. Ve bu problem gitgide daha fazla derinleşiyor çünkü bu insanlar geliyor yaklaşık 11, 12, 13 senedir buradalar. Çocuk yapıyorlar, çocuklar doğuyor, çocuklar burada büyüyor, buraya entegre oluyor gibi oluyorlar ama aynı zamanda çevreleri tamamen Suriyeliler ile dolu oluyor. Bu devasa bir problem ve bunun çözülmesi lazım ve çözülmedikçe de biz ne yazık ki böyle vakalar görmeye devam edeceğiz. Bu yüzden bence siyasetçilerin bir şeye kafa yorması lazımsa bu da onlardan biri diyebiliriz. Bu sorunun acilen çözülmesi şart nasıl çözülür? Benim bir iki tahminim var ama onları videonun sonuna doğru paylaşacağım. Peki siyasetçilerimiz ne yapıyor bu konuyla alakalı bu kadar önemliyse eğer? Şimdi ben basitleştirmek amacıyla burada siyasetçilerimizi 3 gruba böleceğim. İlk grubumuz Adalet ve Kalkınma Partisi iktidar. Zamanında bizim ülkemizin cumhurbaşkanı herhalde o dönem Başbakan da olabilir. İle Beşar Esad'ın arası oldukça iyiydi. Böyle canım cicim ortalıkta takılıyorlardı. Hatta eşleri de çok iyi arkadaştı diye anımsıyorum. Ama sonra bir şey oldu. Birileri birilerine bir şey söyledi. Kim kime söyledi hiçbir şekilde açık etmeyeceğim. Ve bizim iktidarımız birden biz işte şurada namaz kılacağız diye Suriye'nin sınırlarına dair bir yorumda bulunduk. Oradaki çeşitli gruplar desteklendi diye iddialar var. Ben şahsen bilmiyorum. Ve birden Suriye devleti Battle Royale alanına döndü. Bir tarafta hükümet var, bir tarafta muhalefet var, bir tarafta İslamcı terör örgütü var, bir tarafta YPG, SDG artık ne demek istiyorsanız bir ayrılıkçı terör örgütü var. Bütün bunlar birbirine girmeye başladı ve biz bu durumda da işte evet kardeşim gelin siz muhacirsiniz. Sizi seviyoruz siz İslam kardeşimizsiniz diye bunlara kucak açtık. En azından resmi hikaye onlara kucak açtığımızı söyler. Çünkü baktığınız zaman normalde bu insanların belirli kamplara koyulması lazımdı. Orada yaşamaları lazımdı ve Türkiye'nin geri kalanına salınmamaları lazımdı. Ama gerçekte öyle olmadı. Bu insanlar İstanbul'a gitti, İzmir'e gitti, Ankara'ya gitti. Çünkü orada çalışma umutları vardı. Bir gelir elde etme, buraya yerleşme gibi bir ümitleri vardı. Bu tabii iktidarın işine geldi. İktidarın işine gelmesinin bence iki temel sebebi var. Biri bunun ideolojik olarak yararlı olması. Çünkü bu adamlar genellikle muhalifler. Ve 5 de muhalif olmak biraz daha muhafazakar olmak anlamına geliyor. Burada kendileri için bir ideolojik taban ve bu ideolojik taban sadece seçimde oy verecek bir taban değil. Aynı zamanda ulası bir durumda silah şu bu yapabilecek bir grup. Böyle bir destek grubu yarattılar. Aynı zamanda da kendi kitlelerini memnun ettiler. Burada sıradan AKP'liyi kastetmiyorum. Yanlış anlamayın. Bence sıradan AKP'liler de Suriyeli mültecilerden rahatsız. Burada kitleden kastettiğim şey müsiyat. Örneğin bakıyorsunuz işte İç Anadolu'da binlerce kobi var ve bunlar Suriyeli mülteciyi çalıştırıyor. Bu insanları çalıştırmak bir türkü çalıştırmaktan daha ucuza geliyor. Neden? Sosyal güvenliğini yapmıyorsun. Neden? İşte ucuz maaş verebiliyorsun, az para verebiliyorsun ve sen daha fazla kar elde ediyorsun. Bu açıdan Suriyeli mültecilerin gelmesi aslında AKP'yi destekleyen sermaye için çok müthiş bir şey oldu. Ve bu yüzden AKP Suriyeli mültecilerin bizim aramıza katılmasına büyük oranda okey verdi. Diğer grubumuzda hepimizin bildiği... Büyük ihtimal sevmediği Cumhuriyet Halk Partisi farkında bunun içinde iyi Parti falan var ama en sonki seçimde kendilerine harakiri yaptıkları için Onlardan bahsetmeyeceğim. Umarım bu kadarıma saygı duyarsınız. Saygı duymuyorsanız da yorumlarda benden neden nefret ettiğinizi yazabilirsiniz. Gram sıkıntı değil. Şimdi CHP'ye gelirsek. CHP aslında oldukça karmaşık mesajlar verdi bize. Böyle garip bir ex gibi. İşte Suriyeli mültecileri göndereceksin kardeşim bu ayıptır. Bu insanlar bizim etnik bütünlüğümüzü bozuyor da dediler. Beşar Esad senin hani kardeşindi? Beşar Esad katildir de dediler. Beşar Esad da dediler ve aynı zamanda gelip Bu insanları entegre etmemiz lazım Hak hukuk adalet falan da Dediler yani bize oldukça garip mesajlar Verdiler bence CHP Herkese oynamaya çalıştı Mültecilerden yararlananlara da oynamaya çalıştı Mültecilerden nefret edenlere de Oynamaya çalıştı ama günün sonunda Bence hiç kimseyi de memnun edemediler Çünkü bu konuyu bir mesele Haline getirmek için ellerinde Çok fazla zaman ve kaynak vardı CHP çıkıp Evet ülkemizde milyonlarca Suriyeli mülteci var ne yapacağız diye tekrar ve tekrar konuşabilirdi. Ama özellikle Kemal Kılıçdaroğlu liderliği altında bu mesele hiçbir şekilde konuşulmadı. Hiçbir şekilde tartışılmadı. Böyle vatanımı seviyorum gibi çok saçma retorik şeylere başvuruldu sadece. Anca Ümit Özdağ gibi bir figür gelince artık mülteci meselesi kısmen tartışılmaya başlandı. Ona da şimdi geliyoruz. Ümit Özdağ bir konuda hakkını vermem lazım. Ümit Özdağ gerçekten gelip Suriyeli mülteci mevzusunu bir mevzu haline getirmeyi başardı. Ve bence bu çok iyi bir şey oldu bir açıdan. Çünkü ülkemizde milyonlarca mülteci var ve biz bu konuyu konuşmuyorduk, tartışmıyorduk. Buna dair halkın hiçbir tepkisi yoktu. Ve Ümit Özdağ gelip bunu bir şekilde dillendirtmeyi başardı. Bu bence oldukça pozitif bir şey. Şimdi Ümit Özdağ ile diyeceğim tüm pozitif şeyler burada bitti. Ümit Özdağ bence bunu hakkaniyetli metodlarla yapmadı. Şimdi bakın ekşi sözlüğe gidin ve Ümit Özdağ yalanları diye yazın. Ümit Özdağ'ın bu konuyla alakalı söylediği tonla yalan var. Mülteciler şurada işte ne bileyim deprem olmuş depremden hemen sonra dürüm yiyordu. Mülteci adamın teki telefon çaldı. Mülteciler nargile içiyor hastanede. Böyle birçok yalan attı ve ben şeyi anlayabiliyorum. Evet mültecilerden rahatsız oluyoruz. Ama bunu meşrulaştırmak için bence kimsenin yalan söylemesine gerek yok. Ama Ümit Özdağ bilmiyorum bu legal açıdan sıkıntılı mı ama bence yalancı bir herif. ...ve yalan söylüyor... ...ve bu bence zararlı bir şey... ...çünkü günün sonunda insanların... ...konuya dair mantıklı düşünmesini engelliyorsunuz... İnsanlar ellerinde zaten... ...halihazırda bir problem varken... ...onu karikatürleştirmeye itiliyor... ...siz diyorsunuz ki... ...hastanede nargile içiyorlar... ...abi bu önemli değil ki... ...önemli olan bence bizim ülkemizde... ...milyonlarca mülteci olması... ...ve bizim tartışmamız gereken şey de bu... ...ama Ümit Özdağ her seferinde geldiğinde... ...yalan söylediğinde... ...Suriye'li mültecilerle alakalı bir şeyi çarptırdığı zaman... Bence bu bütün meseleye daha fazla zarar veriyor. Ve benim Ümit Özdağ ile alakalı en temel eleştirim aslında bence söylediklerinde içten olmaması. Peki ben bunu nereden biliyorum? Ümit Özdağ'ın yakın bir arkadaşı mıyım? Bilemeyeceksiniz. Ee, ama sebep olarak onu söylemeyeceğim. Hayır, kahin de değilim. Böyle kimsenin bilemediği şeyleri de bilmiyorum. Ama Ümit Özdağ'ın yaptıklarına bakıyorum. Ümit Özdağ'ın geçen sene bir şansı vardı. Neden? Çok iyi bir oy almıştı değil mi? Böyle Sinan olan iyi bir oy almıştı. Zafer Partisi de iyi bir oy almıştı. Ve kendisi gitti, muhalefeti desteklemeye karar verdi. Harika, çok güzel bir karar. Ben de istemeyi istemeye muhalefeti desteklemiştim. Ama sonra bir şey ortaya çıktı. Eminim bunu hepiniz de biliyorsunuzdur. Ümit Özdağ muhalefete gitmeden önce iktidara gitmiş. Ve Erdoğan'ın tarafına bir şekilde Erdoğan'a demiş ki sen eğer bana birkaç bakanlık bir de MİT müsteşarlığı verirsen ben seni destekleyeceğim. Şimdi bu bütün bu Suriye meselesini Suriyeli meselesini temel gündemi yapan bir adam için ihanet değil midir? Şimdi bana gelip şey demeyin. Abi ama işte Ümit Özdağ gidip AKP'yi kontrol edecekti. Şeyi devirecekti. Sonra da mültecileri gönderecekti. Öyle bir şey olmayacaktı. Bakın Fethullahçılar bu ülkedeki en derin, en güçlü kontrol mekanizmasına sahipti. Sağda da solda da herkesi ceplerinde dolandırıyorlardı. Erdoğan'ı yenemediler. Ve şimdi siz mecliste grubu olmayan, kanalı olmayan, siyasi gücü olmayan sadece bir seçimde başarılı olmuş bir adamın gidip bu sistemde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde Recep Tayyip Erdoğan'ı kontrol edebileceğine mi inanıyorsunuz? Hayır, böyle bir şey olmayacaktı. Ve size bir şey söyleyeyim, farkındayım, bu üzücü. Ama bunu Ümit Özdağ da biliyordu. Bence bu benim düşüncem, beğenmeyebilirsiniz. Ümit Özdağ'ın yapmak istediği Aha. Şuradan bir iki bakanlık alalım. Partinin gücü ilerlesin. Birkaç ayda maaş alırız. Oh müthiş. Cinsinde bir tutumdu ve bugünün sonunda kendi seçmenine yönelik bir yalan, kötü bir hareket. Bence işte kanallara çıkıp Suriyeliler çocuklarımıza şöyle yapıyor dedikten sonra sırf çıkar için Suriyeli mültecilerin buradaki varlığını destekleyen iktidara destek vermemelisiniz. En azından ben böyle düşünüyorum. Peki bu kadar geveledim, konuştum. Benim çözümüm ne peki? Arkadaşlar, benim çok güzel bir çözümüm var. O da... We need to build a wall. Güzel Türkiye'mizde ne yazık ki bir mülteci problemi var ve yapabileceğimiz pek bir şey yok şu noktada. Ama eğer ben bugün iktidar olsaydım size ne yapacağımı söyleyeyim. Suriye hükümetine gideceğiz. Beşer Esad'a diyeceğiz ki, kardeşim biz bir itlik yaptık, özür dileriz. Senin ülkende bir iç savaş çıkarttık. Bunda bir rolümüz oldu ve bundan dolayı pişmanız. Bu sorunu beraber çözmemiz lazım demeliyiz. Ve ben Suriye hükümetinin de kendi yurttaşlarını almak istediğini düşünüyorum. Çünkü kendilerinde de çok büyük bir popülasyon sıkıntısı var. Bu anlaşmalar çerçevesinde biz büyük ihtimal Suriye'de kontrol ettiğimiz noktaları Suriye'nin meşru hükümetine devredeceğiz. Büyük ihtimal Suriye'deki ayrılıkçılara karşı ortaklaşa operasyonlar yapacağız. Ve bence bir miktar tazminat ödememiz de gerekecek çünkü evet yani biraz sıkıntılar yarattık ama bunların sonucu da 5 senelik 10 senelik artık müddeti ne kadar olur bilmiyorum ama belirli bir süre içerisinde burada doğmuş burada yaşamış Suriyelilerin Suriye'ye gönderilebileceği bir proje üretebiliriz. Farkındayım bu olay belki hani iki sene içerisinde bazılarının bahsettiği gibi karikatürize şekilde çözülmeyecek. Çünkü kötü haber çözülemez bu kadar mülteciyi siz iki sene içerisinde lojistiği mümkün değil yani nasıl yapacaksınız gönderemezsiniz ama kararlı istekli bir iktidar olursa bu yapılabilir ama sıkıntı da biraz burada geliyor zaten şimdi size burada üç gruptan bahsettim değil mi AKP bizzat bu sorunu yaratanlar CHP bir gün entegrasyon bir gün sınır dışı diyorlar ve Ümit Özdağ siyasi gücü olmamasını kenara koydum adam yürüyen yalan makinesi bu aktörlerle ben ne yazık ki Türkiye'de Suriyeli sorununun bir çözümünü görmüyorum. Öte yandan şunu da dememe izin verin. Evet bu insanların içerisinde kötü insanlar var. Evet bu insanların burada olmaması lazım. Evet bu insanlar burada tacizdir, istismardır, hırsızlıktır, şudur budur gibi birçok zararlı eylem yapıyor. Ama günün sonunda insanların mahallelerine gitmek, orada pogrom yapmak, orada birilerini öldürmek ne yazık ki çözüm değil kimseye hiçbir şekilde yarar sağlamıyor. Ve hani kendinizi iyi hissediyorsanız da hissetmeyin yani yaptığınız bir boka yaramıyor. Bu yüzden bence her şeyin temelinde olduğu gibi bir yurttaşlık bilinci üzerinde hareket etmeliyiz. Yani biz eğer toplumsal bir dönüşüm sağlayamazsak en yukarıdan en aşağıya kadar bu Suriyeli meselesi de diğer sorunlarımız gibi büyük ihtimal çözülememiş olarak kalacak. Evet millet bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse lütfen o beğeni butonunun içinden geçin. Çok güzel olur. Abone olmadıysanız abone olmanızı da şiddetle öneririm. Çok güzel bir tecrübe olabilir. Ve eğer ekstra paranız varsa durumunuz ise katıl üzerinden yaptığım videolara da destek verebilirsiniz. Bu video şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ciao Thank mm -hmm. you.